Bir örnek ayet olarak aklımızda bulunsun En'am suresinin 136. ayeti. Müşriklerin o Peygamber Aleyhisselam döneminde müşriklerin hani putperest diyoruz, tukaka diyoruz ya o müşriklerin şirk mantığını muazzam bir şekilde yansıtan bir ayettir. Bunlar nasıl yapmışlar? Yani Allah'a nasıl ortak koşmuşlar? Allah Teala'nın o kendilerine lütfettiği Ekinleri ve hayvanları paylaştırmışlar ve şöyle demişler. Haza lillahi bizamihim ve haza lişurakayna. Hayvanları bölmüşler, arazileri bölmüşler. Arazi burası Allah'ındır, burası da Allah'a ortak koştuğumuz varlıklarındır. Mantığını sorgulamayın. Şirkin mantığı bu. Dikkat edin, müşriğin ağzına ne çıkıyor? Bu Allah'ındır. Niye Allah'ındır? Çünkü Allah'sız şirk olmaz. Allah'sız şirk olmuyor. Bu Allah'ındır, bu da Allah'a ortak koştuklarımızındır. Bu ne anlatıyor bize? Bu ne anlatıyor? Müşriklerin Allah'ı inkar etmediğini, sahip olduğu nimetlerin aslında Allah'ın da bir payı olduğunu, o nimetlerde Allah'ın da bir payı olduğunu zaten peşinen kabul ediyor. Sonra bu taksimatta bir enteresanlık ortaya çıkıyor. Ayetin devamında diyor ki, ayetin devamında hani böldüler ya arazi diyelim ki burası ortak koşulan varlıkların, burası da Allah'ın. Diyor ki Allah Teala ayetin devamında فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ لَا Fela yasilu O ortaklara tahsis ettikleri, ortaklara ayırdıkları kısım Allah'a hiçbir zaman gitmiyor. Lazım olduğu zaman Allah'a harcama imkanı yok. Fakat geri kalana gelince ve ma kana Burası Allah'ındır dedikleri işlerine geldiği zaman Allah'a ait kıldıkları, onundur dedikleri yerden kendi ortaklarına, kendi ilahlarına götürebiliyorlar. Nasıl yani? Öyle işte. Mantık bu. Yani bunu ben mesela zaman üzerinden değerlendirerek söyleyeyim. Allah Teala zaman gibi bir lütuf da bulunmuş bize. Meseleyi anlayalım diye söylüyorum. Herkes böyle yapıyor anlamda söylemiyorum. Allah Teala zamanı bize lütfetmiş. Muazzam bir nimettir. Kimi insanlar zamanı bölüyor. O zamanın bir kısmı Allah'ın ne demek bu? Yani işte Allah'a aittir. İbadet ederiz, kulluk yaparız. Onun emirlerini yerine getireceğimiz bir süreç yaşarız. O zaman dilimi içerisinde. Zamanın geri kalan kısmı da Başkalarına tahsis edilir. Başkalarına. Bu başkalarına ucu açık. Allah'ın dışında ama. Allah rızası dışında. Bu ayeti uyarlamaya çalışıyorum şimdi. Kimi insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Lazım olduğu zaman Allah'a ait olarak belimsedikleri, kabul ettikleri zamanı çalıyor başkalarına ilave edebiliyor. Ama başkalarına ayırdıkları zamanı Allah'a gün yansıtmıyor. Söz gelimi namazda namazın kılınacağı bir zaman dilimi var. Namaz kılarken onun süreceği bir süreç var, bir zaman var. Kimi Müslümanlar işleri başından aşkın olduğunda veyahut da işlerine öyle geldiğinde gerektiğinde namazı kısaltabiliyor, namazı alabildiğine acele kılabiliyor. Namazda namazın işgal edeceği zamanı Allah'a tahsis ediyor ama kendi işlerine tahsis ettiği zamanı ibadete bir türlü ayıramıyor. Buyurun aynı noktaya çıkıyor. Bunları müşriktir demiyorum elbette fakat sadece konuyu anlayalım diye söylüyorum. Şirkin mantığı bu arkadaşlar. Allah tamamen devre dışı değil. Mallarını Allah'la kendi ilahları arasında bölüşü bu Allah'ındır, bu da ortak koştuklarımızındır. Şirk budur. Ben yani bunları söylerken bunun sağlamasını yapmamız gerekiyor. Sorgulamayı yapmamız gerekiyor. Önce kendimizde sonra çevremizde. Yoksa elimize bir mühür alıp kim müşriktir kim değildir böyle bir derdimiz yok. Fakat bu inancın sağlamlaştırılması lazım. İnsanların emeklerine yazık. İnsanların emeklerine yazık. Zevklerinden vazgeçiyor. Farkında olmadan şirke bulaşarak bütün emekler zayi olup gidiyor. Kaybolup gidiyor. Yazık yani. Bunu özellikle engellemek için bunu söylüyorum. İmanlarımızı cidden gözden geçirmemiz lazım. Allah'ın bizden istediği biçimde mi? Allah'ın böyle olmamalı dediği şeyler gerçekten ne kadar inançlarımızla birlikte var veya yok onu sorgulamak adına bunları söylüyorum.